Tolga, şovu bana ver. Bir oraya da ses gitsin. Hoş geldiniz. Ben başladım. Ayaklarınıza evet. Sağlık. Çok şıksınız öncelikle. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir de bayağı bir özendim bu geceye. Tahmin edersiniz ki. Saatlerdir hazırlanıyorum. Saçlar da bu arada mükemmel görünüyor. Sağ ol. Nadim de Marilyn Monroe'a benzetti. Evet, açıkçası Marilyn Monroe'dan örnek alarak yapılmış bir saç. Kendisini çok beğeniyorum. Zaten bunu hep dillendiriyorum. Böyle bir saç yaptık. Mükemmel. Küpeler de arı mı onlar? Arı mayalar. Böyle... Kelebek gibi uçarım. Böyle bir şey var mı? Bilmiyorum, onu sen biliyorsun. Ben bunu sembolik olarak çok sevdim. Kıyafetimle de bütünleştirdim. O yüzden böyle bir takı takmak istedim. Gerçekten de çok uygun olmuş. Makyajınız, kıyafetiniz, her şeyiniz. Ve artık yüzyıllar boyu magazinden unutulmayacak röportajımız ve daha sonrasında sahnemizle birlikte röportajımıza başlıyoruz. Ve dinlerimiz de... Sahneye girdim ben galiba şu anda. Evet, tarihe de geçiyoruz. İlk sahneniz. Evet. Başlamadı ama hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. Ederim. Şans getirsin, uğur getirsin size. İnşallah, bol uğur getirsin. Soyadım gibi. Neler hissediyorsunuz o zaman sahne öncesi? Ya vallahi heyecanlıyım. Daha önce biliyorsunuz Yıldız ablanın sahnesine çıktım. Sağ olsun o bana böyle bir ön ayak oldu. Bugün de kendi sahnem. Başta Cem Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hazal nerede? Hazal'ı göremedim ama Hazal'a çok teşekkür ediyorum. Kemal Bey'e çok teşekkür ediyorum. Beni düşünüp böyle bir platformda, Dark Unique'de sahne aldığım için tabii ki ayrı bir mutluyum. Çünkü doğup büyüdüğüm bir yer burası aynı zamanda Nişantaşı. Böyle kaliteli bir mekanda sizlerle olmak benim için gurur verici. Var mı bir toteminiz sahneye çıkmadan önce uğur getirmesi için yapmış olduğunuz? Aslında yok ya. Ben biliyorsunuz doğal bir kadınım. Akışta ne oluyorsa onu yaşamayı tercih ediyorum. Öyle özel bir şeyim yok. Sadece tabii ki özenli bir şekilde hazırlandım. Repertuarda peki hangi sanatçıların şarkılarını seslendireceksiniz? Yani giriş tabii ki benim kendi olacak. Sonrasında akabinde 90'lardan beni çok sevdiğim şarkılar var. Küçüklüğümün geçtiği. Biraz o yelpazeye yer verdik. Güzel olacak. Hayırlısı olsun diyelim. Size de dönmek istiyorum. Merve Balor sahne alacak birazdan. Neler söyledik? Biz kendisinin sahne ışığını, başarısını zaten silen beni çok beğeniyoruz. Bizimle beraber bugün de yanımızda olduğu için çok mutluyuz. Biz bunun üstesinden çok başarılı geleceğine eminiz. Ve kendisini gerçekten çok seviyoruz. Burada da çok güzel bir sahne alacak. Parçası da sesi de bence çok güzel. Kendisine şimdiden burada olduğu için çok teşekkür ben ediyorum. Fikir nasıl çıktı? Fikir kimden çıktı sahneye? Nasıl gelişti? Fikir Hazal Hanım'dan çıktı. Hazal Hanım'dan. O Merve Hanım'ın zaten sıkı takipçisiydi. Burada da güzel bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bir host by ekibiyle 90'larla beraber Merve Hanım'ın sevdiği parçaları onun eşliğinde söylemek çok doğru olacağını düşündüm. Bizim mekanımız da buna uygundu. Kendisiyle görüştük. O da baktı, beğendi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Bugün de basında çıkan haberler vardı. 2500 lira masa ücreti gibi, o haberlerin doğruluğu var mı? Aslında biraz... az yazmışlar. Evet. Merve Hanım için az yazmışlar ama... Aslında euroydu, dolardı. Şöyle giriş ücreti tabii ki vardı. Ama tabii ki bunlar makul bir sebep. Günümüzdeki şu şartlarda. Eğlence sektörü zaten çok pahalı bir hale geldi. Biz de müşterilerimiz için bunu en uygun haliyle kendilerine sunuyoruz. Hanım, içeriye giriş ücreti olarak da yansıtıldı. Var mı öyle bir şey, öyle bir durum? Yani o yazılan ücretler değil tabii ki. Öyle daha durum yok. Daha fazla. Merve Hanım'dan öğrenelim. Ne kadar peki Merve Hanım? O kısım benim haddim olan kısım değil. Onu Cem Bey'le Kemal Bey daha iyi bilirler. O zaman başlatalım. Nişantaşı'ndan Harbiye'ye giden bir başarı hikayesi diyebilir miyiz artık? Sen bugün beni illa Harbiye'ye çıkartacaksın ya. Harbi. Çıkarsanız da unutmayın bu arada. Evet, senden dolayı olduğunu söyleyeceğim. Örnekleri çok fazla.
Tebrikler. Evet Merve Hanım, son kez neler söyleyeceksiniz? Sahneyi yorumlayalım siz daha sonra. Valla gelen misafirlere çok teşekkür ederim benim bu heyecanımı paylaştıkları için. Size de keza aynı şekilde. Ayaklarınıza gerçekten sağlık. Bu çok önemli bir şey benim için. Ben normalde hani konuşma çok taraftar değilim ama böyle bir gecede konuşabildiğim için, siz de bana böyle bir imkan verdiğiniz için sağ olun. Teşekkürler, o zaman sizi uğurluyoruz. Hayırlı, bol şanslar dilerim tekrardan. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi sahneler sahnesiniz. Mersi. Thank you.